aynı anda hem zahir hem batın hem evvel hem ahir imkansız yani. Ama o yaşıyormuş. Evet. Yani en zirve zevklerde bile Rabbimi bir an bile gafletti, huzurundan gaflete kalmadım. Nasıl oluyor bu ya? Yani, kalbim uymaz diyor. Evet. Bir an bile. Yani demek ki... Kalp dediğin an, değil mi abi? Bizim. Böyle bir insan lazım bize ki ancak itimat edelim. Böyle haşa böyle eksiklikleriyle beraber bir model olsaydı her hareketin sorgulardı. Tam da bu hareketi doğru olduğunu nereden biliyorum? Şimdi böyle bir muntaz oldu ki bize öyle bir güven veriyor ki zannediliyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle yaratılmasıyla ona iyilik yapılmış. Hayır. İlk önce bana yapılmış. Düşün önünde bir adam var rehber. Şüpheli. O nasıl kanaat edeceğim ben ona? Nasıl istikamet bulacağım? Doğru söyledi. Şüpheli bakacağım. Doğru. O zaman onun o meziyetleri kendisine bir faydasıysa bize ondur. O zaten istikametti. Ben nasıl kanaat edeceğim bu doğru mu yanlış mı? Her şeye şüphecilikle bakacağım. Şüpheyi ortadan kaldırması için o benden kaliteli olması lazım. Benden kaliteli olursa bana iyiliği var. Eğer ben kaliteli olsam ben beni beğenmiyorum ki. Kendim daha iyi olamaz mı diye kendi kendime soruyorum ben. Mesela serbest bölge, enne vesaire, millet dinliyor, vay be zirve belki anlamaya çalışıyor. Ben de acaba bunun başka şeyi de var mı diye, tamam ben başka bir şeyle yoruluyorum, ben artık serbest bölgeyle değil. Hı hı. Anladın mı? O zaman onun mükemmel olması, ona bir faydası varsa bana on var. Onun benim için olması lazım. Beni şüpheden, tereddütten, acabalardan, şüphelerden, muhtemellerden beni çıkartması lazım. Bana böyle bir güvenli bir adam, bir insan olsun ki hareketimi tamam bu böyledir. Şu son cümlemi söyleyeyim. Ya doktor burada. Bir hastaya dese ki doktor galiba herhalde tahmin ediyorum ki muhtemelen yani tecrübemle olabilir ki hastalığınız budur. Onun vereceği ilacın daha hasta alır mı? Tahmin ediyorum ki herhalde ki muhtemelen hastalığınız budur. Nasıl güvenip ilaç alacak ya? Doktor ve hoca tereddütlü konuşamaz. Siz daha iyi biliyorsunuz estağfurullah. Orada mutevazı olamaz. Hastaya ben gittim doktora. Siz daha iyi bilirsiniz kardeşim ama hastanız olur. Ne daha iyi biliyorsun ya? Ben daha iyi bilsem gelmem sana ya? Bu budur, bu da budur. Doktor orada makamın iktizası, enaniyet yapacak. Bu budur, bu da budur. Ya şu, ya sen mi biliyorsun, ben biliyorum. Şey derler ya sen abi, yarım doktor candan, yarım imam imandan. Eder. Öyle abi, yarım olacak. Yani tereddütten doktor şey yapması lazım. Bir, tereddüt vermeyecek karşıya. Mesela güvenilir baktığı zaman konuşmasında. Adam yani öyle kenar köşeden bir ilaç bile olsaydı ona acayip bir güven verir. Peygamber de böyle ya. Ben niye girdim biliyor musun buna? Allah Allah. Peygamber hakkında bunu çok söylüyor. Niçin o zat? Benim için de ondan. Niçin o zat? Benim için. Niye en mükemmel o? Benim için. O ona, bana ne ya o ne? Muz yemiş, baklava yemiş. Beni ilgilendirmiyor ki sen ne yiyorsun? Benim yediğim önemli. Muzuz. Bir kilo yemişsin. Ben bir tane yememişim. Bana bir faydası yok ki. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın menfaati, kendi sıfatlarının menfaati kendisi ise beni alakadar etmez ki. Baklava yese beni şimdi lezzetlendiriyor mu? Hurma yese beni lezzetlendiriyor. Beni, bende yaptığım tesir benim önemli. Ben tereddütlerden, şüphelerden, muhtemellerden, ihtimallerden çıkartması lazım. Bu hareket mi doğru, bu söz mü yanlış? Benim birisi çıkartması lazım çünkü ben mükemmel olamam. O zaman benim için beni ikna edecek bir model var. Benden çok kaliteli olacak, kusurlu olmayacak. Ben onun hareketlerini sorgulamayacağım. Yani bu tarafı yanlıştı da bu tarafı doğru ama peki bu sözü ortada. Acaba bu tarafa mı yakın bu tarafa mı? Bitti o zaman benim iş. Onun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mükemmel olması benim içindir. Onun ne menfaati olacak? Onun menfaati varsa beni ilgilendirmiyor. Baklava yemiş, şimdi cenneti aladadır. Bize şey vermiyor ki. Bana onun mükemmel olması beni istikamete koyuyorsa
Netice bana bakıyor. Tamam. Kusura bakma Fahri.